Neden saçlarım beyazlanmış arkadaş? Sana da benim gibi çektiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanelerdesin. Yaşamaya küstürüp içtiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanelerdesin. Yaşamaya küstürüp içtiren mi var? Değerli arkadaşlarım, saçlarımız beyazlıyor tabii. Ben bir Japon filminin yorumunda şöyle bir şey yakaladım. Orada bir filozof şöyle diyor: ağlayarak doğarsınız, yeterince ağladığınızda da ölürsünüz diye. Bu söz, bu bilgenin sözü bana Neşet Ertaş'a hatırlattı. Bir dakika, ışığı unutmuşum. Pardon canlarım. Evet, Neşet Ertaş'ı hatırlattı bana bu. Neşet Ertaş da diyor, bana öldü demeyin, yoruldu gitti diye. Yaşam tabii zaman zaman bizleri yoruyor ama yılmayacağız, mücadeleye devam. Ben size bugün birkaç tane mutfak gereçlerinden bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi, değerli arkadaşlarım, yumurtanın sarısını ve beyazını ayırıyor. Ben bugün yayla çorbası yapacağım. Yine bizim pazarcı göresinin. Kuzu eti katacağım. Aslında nohut da katılıyor buna. Katılabilir yani, mecbur değilsiniz tabii ki. Fakat nohutum maalesef buzlukta kalmamış. Gördüğünüz gibi 1 kiloluk nohutu ısladım. Üzerine de böyle bir kapak. Yine Çibo'dan aldım. Güzel arkadaşlarım. Şöyle biraz eğim isterseniz. Evet, maalesef yanlış basmışım. Şimdi videoyu birleştirmek zorunda kalacağım. Mahvoldum yani. Hakikaten çok zaman alıyor. Bu arada bu düğmeleri de yanlış iliklemişim. Neyse, fark ettim de düzelttim. Komik olacaktım herhalde. Değerli arkadaşlar, ne diyeceğim? Evet, mutfak aletlerinden, gereklerinden bahsedecektim. Bu küçük gerek yumurtanın sarısını ve beyazını birbirinden ayırıyor. Ben size yayla çorbası yapacağımı söyledim. Yoğurdumu bu şekilde ayarladım. Ama yoğurt eskiden yapıyordum. Hazır alıyorum. Aldi'lerde güzel yoğurt satılıyor. Yogurt milk diye. Böyle suyum da hazırladım bunun içerisinde. Ben yoğurdu bol katıyorum. Dediğim gibi bugün tabii etli yapmak zorunda değilsiniz. Kuzu etiyle yapıyorum. Kuzu etiyle çok lezzetli oluyor. Diğer etler yakışmaz yayla çorbasına. Mutfak alet ve gerekleri dedim. Önce size kızarttım zeytinyağı. Yani önce tabii ki kendi suyunda pişirdim eti. Kuşbaşı eti. Ondan sonra da biraz zeytinyağı kattım bunun içerisine. Onu ben size göstereyim. Gördüğünüz gibi değerli arkadaşlarım, zeytinyağı koydum. Kattığım etin üzerine zeytinyağıyla da kavruldu. Şöyle çevireyim, giderken gelirken beni görebilirsiniz diye. Bu arkadaşlar, eğer et yapmazsanız bunun içerisine yarım bardak kadar pirinç katılıyor. Ve bu yoğurdun içerisine yumurta sarısını katacaksınız ve çırpacaksınız. Birazcık da sıvı yağ katmanız gerekiyor. İster zeytinyağı katarsınız, isterseniz diğer çiçek yağı katarsınız, nasıl isterseniz. Üzerine de tereyağı kavurup dökmek istiyorum. Nane ile, kuru nane ile bu şekilde tereyağımı da hazırladım. Tereyağı kışın özellikle bence iyi gidiyor. İhtiyacı da var vücudum. Bir tane yumurtamı ayarladım. Mutfak gereklerinden bahsetmek istedim arkadaşlar. Dün arkadaşımın yanına gittim. Nilüfer Cem'in yanına gittim. Bana turşu verdi, sağ olsun. Tabii turşuları, hani sebzenin yukarıya çıkmaması için üzerine taş konulması gerekiyor. Ben Kruvasya'dan, Hırvatistan'dan, ay taşım bulamıyorum. Eyvah, bir dakika. Ne biçim ülkede yaşıyoruz değil mi? Resmen taş kıymete binmiş yani. Ben bunu Kruvasya'da, Hırvatistan'dan getirmiştim. Yıllardır da işte yaprak falan bastığımda kullanıyordum. Ama araştırmalarım neticesinde Sauerkraut'larda bunlar Beschwerungsstein diye satılıyor. Arkadaşıma da dün tavsiye ettim. Beraber Amazon'a baktık, buldu. O daha büyüğünü istiyor. Bir de size şunu söyleyeceğim değerli kardeşlerim. Biz Maraş'ta dolmalarımızda bu dolma taşını kullanıyoruz ve ben bunu memleketten getirdim.
Bu hafta sonu size kendi yöremizin kuru dolmasını, karışık dolmasını yapacağım ve içerisine yaprak katacağım. Yapraklar da hep kendimizin yaptığı, bastığımız yapraklardan. Gerçi teyzemden almıştım. Teyzem herhalde bilmiyorum. Bizim hatamız artık kurulurken bir hata var. Birazcık tabii istenildiği gibi değil ama yine de işime yarıyor. Lezzetli yapraklar, taze yapraklar bulabiliyoruz burada. Kolay olmasa da bulabiliyoruz yani. Yaprakları basmak istersek bazı bölgelerde gerçekten çok bağlar var. Bazıları izin veriyor, bazılarını görmeden yapıyoruz. Zaten siz üzümlere zarar vermediğiniz sürece sahipleri de bir şey demiyorlar. Problem olmuyor. Siz tabii ki çuvallar götürüp çok çok yaparsanız kızdırırsınız sahiplerini. Ama az kendi yiyeceğiniz kadar yaparsanız bir şey demiyorlar. Bugün söylemek istediğim oydu. Bunları söyledim. Yine size geçen bu Kitchen Aid'in bu artık ne diyeceğim bunun ismini bilmiyorum arkadaşlar. Kelime hazzem tabii birden fazla dil kullandığım için eksik kalabiliyor. Böyle bir şey işte Kitchen Aid'in. Ama bakarım yani sizin için. Gerçekten çok faydalanıyorum. Ben bu yoğurt kabından iyice sıyırmak için yoğurdu kullandım. Şimdi suyunu katıyorum. Değerli arkadaşlarım, suyunu katacağım. Ama ben genelde katı yapıyorum. Yoğurdu bol katıyorum. Yayla çorbasının içerisine. Ve bir de bunun püf noktası değerli arkadaşlarım. Karıştırırken kesinlikle tuz katmayın. Tuzu piştikten o kaynadıktan sonra katarsınız. Ama çok katı oldu gibi. Ben birazcık daha sanıyorum su katacağım. Bunun yani bir bu dolu ve birazcık da diğerinden de diğer kaptan da şu kadar falan aldım. Birazcık daha su katacağım. Ben bunu ocağa koyayım. İşte yumurta sarısını katıp ocağa karıştıra karıştıra bunun pişmesini sağlayacağım. Değerli arkadaşlar, bugün sadece bir abonemin ve benim çok değerli kuzenim Ufuk'un tarotuna ve kahvesine bakacağım. Bana sorularını söyledi. Burcunu söyledi. Bunlar benim için önemli değerli arkadaşlarım bakarken. Ve size muhteşem bir film tavsiye edeceğim. Ve günlerdir bu filmin peşindeydim. Çok keyif alacaksınız. Özellikle de verdiğim mesajlar çok iyi. Kadın mücadelesi özellikle de bizim gibi erkek egoman toplumlarda yaşayanlar için hakikaten nefes aldırıcı şekilde güzel mesajlar veriyor. Evet, tabii aşama aşama tabii paylaşacağız. Pirinç bu kadar arkadaşlar. Pirinç oldukça az katılıyor. Gerçi ben belki birazcık daha mı katarım? Birazcık daha katayım. Şu kadar. Bunu yıkayıp yoğurdun içerisine katacağım böyle. Ve bunu karıştıra karıştıra kaynayana kadar ocakta karıştırmam gerekiyor. Aksi takdirde bozulur arkadaşlar. Buna dikkat edin. Yumurtanın sarısını da kattım gördüğünüz gibi. Evet. Çok katı olduğu için birazcık daha su kattım. Değerli arkadaşlarım bu şekilde. Ben bunu karıştıra karıştıra kaynatacağım. Tabii şeyler dolmuş içindeki etler. Güzel arkadaşlarım bunun içerisinde kekik gerçekten güzel oluyor ama etli olduğu için katmayacağım kekiki. Ve ama sade yaparsanız, etsiz yaparsanız kekik çok yakışıyor. Özellikle de bizim memleketten kekikler muhteşem. Ben bunu kaynayana kadar böyle 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 artık bu zaman neyle dolduracağım ben de bilmiyorum. Neden saçların beyazlanmış arkadaş? Sana da benim gibi çektiren mi var? Görüyorum ki her gün meyhanelerdesin. Yaşamaya küstürüp içtiren mi var? Görüyorum ki aman Allah'ım sesim nereye gitti? Görüyorum ki her gün meyhanelerdesin. Yaşamaya küstürüp içtiren mi var? Ya arkadaşlar nasıl tutacağımı şaşırdım. İşte bu şekilde sürekli karıştırıyoruz. Dün arkadaşıma gittiğimi söyledim. Nilüfer gerçekten kendisini güzel yetiştirmiş bir arkadaşımız. Muhteşem bir
ev kadını, çok iyi bir anne, iyi bir arkadaş. Ve şöyle düşündüm, arkadaşsız, dostsuz nasıl yaşarız biz bu dünyada? Bu hiç olacak iş değil. Bir de değerli arkadaşlarım, başkalarının bize nasıl olmasını istiyorsak bizler de başkalarına o şekilde olmalıyız ve Nilüfer de bunu yapabilen bir insan. Başkalarının kendisine nasıl olmasını istiyorsa o şekilde de davranıyor. Yani alan el olmaktansa veren el olmaya çalışmak, beklentisiz arkadaşlıklar kurmak. Düzgün davranırsanız gerçekten yani düzgün olan ilişkiler insana çok şeyler katıyor. Beklenti olmayan ve güvene dayalı, art niyetsiz olan ilişkiler insana çok şeyler manevi olarak çok şeyler katıyor. Yani o yüzden de Nilüfer benim iyi bir arkadaşım. Onu kazandığım için de çok mutluyum gerçekten. Ve örnek alınacak çok yönleri var bu arkadaşımızın. Böyle yeni düzen kuran arkadaşlar onu tavsiye ediyorum. Eğer ortak arkadaşımızsa onu tavsiye ediyorum. Akıl danışmalarını, ondan fikir almalarını söylüyorum. Bu arada görüyorsunuz yağında, tereyağında kavuruyorum. Zaman kaybetmemek için. Değerli arkadaşlar, bu arada size tahta kaşıklarımı göstermek istiyorum. Tabii bu kesilmesin. Burası dolu değişik değişik boylarda. Mesela böyle, bu şekilde. Tahta kaşıklarım çok fazla arkadaşlarım. Hepsini de araçtan getirdim. Ve bu mesela küçük küçük kaşık. Bazen bununla bile yemek yiyorum. Değerli arkadaşlar, altın biraz daha açtım. Vallahi bıktırdı yani. Üf. Ya böyle hakikaten çok zor oluyor kaynayana kadar. Şimdi Antepliler değişik bir yöntem geliştirmişler. Onlar yoğurdu ateşte yapıyorlar. Yoğurt kaynıyor. Ondan sonra o sulu işte etli, nohutlu suyun içerisine boşaltıyorlar. Bu kaynayan suyun içerisine boşaltıyorlar. Tabii yoğurt az olduğu için kaynaması da daha çabuk. O çırpa çırpa yapıyorlar. Tabii o yöntem bana ait değil ve benim bilmediğim işi. Bu arada arkadaşlar bizim bu pazarcıkta yaptığımız bir şey. Ama tabii ki ben hiçbir şeyi diğer yani tabii ki kendi damak zevkimiz var ama ben yaptığım her şeye farklılıklar katıyorum. Bana ait mutlaka bir şeyler vardır yaptığım yemeklerde. Ama 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde yapılıyor. Et katarsınız, katmazsınız. O artısını bileceğiniz. Kekik de çok güzel oluyor söylediğim gibi. Ha bu arada yağımı böyle kavurdum mis gibi kokusu geliyor. Tabii pul biber de kattım. Pul biber katmadan olur mu hiç? Kırmızı kırmızı olacak. Ben kırmızı kırmızı seviyorum arkadaşlar. O yüzden kattım. Sizi bıktırmayayım. Sürekli karıştırıyorum, karıştırıyorum, karıştırıyorum. Bakalım ne kadar sürecek Allah'ım Allah'ım. Gördüğünüz gibi değerli arkadaşlarım kaynıyor. Kaynadığı zaman hafiften altını kısıyorsun. Tabii ben bunu bu aşamaya gelene kadar başka alemlere gittim geldim. Bayağı uzun sürüyor çünkü. Ama bu şekilde kaynayana kadar kesinlikle devam ediyorsunuz karıştırmaya. Evet, video kameramanlığım da süper yani bu arada. Arada karıştırın tabii çorbanızı. Ben tekrar böyle dörde getirdim. Tabii kendime kahvemi alacağım. Masaya geçiyorum. Hala tuzunu katmadım arkadaşlar. İçerisindeki pirinç olduktan sonra tuzunu katacağım, yağını katacağım. Tabii size sunum yiyeceğim karşınızda. Üzgünüm. Belki sizi heveslendiririm. Kışın çorba yapmak iyidir. Yapın yani siz de. Masama geçeyim. Filmden önce size bir Kur'an-ı Kerim'in mealinden kısa bir şekilde bahsedeceğim. Size bahsettiğim film bu arkadaşlar. La Source des Femmes filmi ve günlerdir bu filmin peşindeyim. Bulduğuma çok seviniyorum. Sanıyorum videolarım bana nasıl desem belgesel gibi hani ya da kaynak gibi bana da yardımcı olacak. İsmini falan tavsiye ettiğim filmleri unuttuğum zaman kendi videolarıma bakacağım. Öyle görünüyor. Bunu birkaç kişiye de sordum. Yakındaki insanlara da sordum. Kimsenin aklına gelmedi. Bu film nasıl desem birazcık bu filme de atıfta bulunabilecek bir ayetten bahsetmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, bahsettiğim kitap bu. Bu
Kur'an-ı Kerim Manzum Meali, Doçent Doktor Betri Noyan Dede Baba diye geçiyor. Betri Noyan kendisi tıp doktorudur ve Bektaşi dedesidir. Bu kitabı Garip Dede diye bir gerçekten çok bilge bir dedemiz tavsiye etmişti. İnanın o kadar keyifle okudum ki ben, tercümesi çok başarılı. Bu Kur'an mealinin tercümesi çok başarılı. Betri Noyan kitabın sonunda da zaten açıklamalarda bulunuyor. Daha iyi anlamamızı sağlıyor. Ben bu kitap konusunda ve Betri Noyan konusunda size daha ileriki zamanlarda daha detaylı bilgiler vereceğim. Bu filmle biraz bağlantılı görmüş olduğum ve bir konunun İslamiyet'e geçen bir konunun ya da işte yobaz dediğimiz insanların ısrar etmiş oldukları bir konuya açıklık getiriyor film. Aslında o konunun aynısı filmde açıklandığı gibi Betri Noyan da o şekilde bakıyor bu olaya. Onu tabii ben ileriki zamanlarda detaylı bilgiler vereceğim. Benim ilgimi çeken şuydu. Nur suresi 30. ayet. Cariyeleriniz de namuslu yaşamayı isterken bu dünya yaşamının pis malı için onları asla zorlamayın fuhuşa. Böyle zorlama ile kötü yolu tutanları sonra yargılayarak bağışlar Yüce Tanrı. Karınızı kızını bile satacak kadar ahlaksızlaşmış Arap için cariyesini satmayı bile yasaklayan bu ayet fuhuşu önleyici değerli bir buyruktur diye yazıyor Bedir Noyan. Bu ayete açıklama getiriyor. Değerli arkadaşlarım, bu filmle ilgili ben biraz özetini okuyayım. Kuzey Afrika ve Orta Doğu'nun arasında kalan bir köyde kadınlar dağın tepesinden evlerine su taşıyorlar. Ancak erkekler bundan bile memnun değiller ve istekleri hiç bitmiyor. Şeriatın hüküm sürdüğü bu topraklarda kadınların hiçbir değeri yoktur. Buna isyan eden genç bir gelin olan Leyla, kadınları erkeklere karşı harekete geçiriyor. Buradaki kadın mücadelesi ve onların başarısı anlatılıyor. Çok güzel, çok keyifli bir film. Bulduğuma ve aktüel olması, hala filmin oynuyor olması, çünkü siliniyor sitelerde biliyorsunuz. Ben tabii ki linki videonun altında atacağım size. Çorbamdaki pirincin içerisine kesinlikle pirinci haşlayarak koymayın arkadaşlar. Direkt çiğ katın, yıkadıktan sonra yoğurdun içerisine katın ve o kendisi kaynarken pisin içinde. Öyle çok daha lezzetli oluyor. Bu şekilde kısa da olsa filmden size bilgi verdim. Bugün kuzenim Ufuk istedi. Benim ilk destekçilerimden YouTube'da kanalımın olduğunu söyleyince hemen desteğini sunan değerli kuzenim. Sağ olsun. Tabii bizden yaşça küçük. Kendisinin tabii bana bazı soruları oldu. Onun için ben kahve kapattım ve tarotuna bakacağım. Bu şekilde devam ediyoruz. Güzel arkadaşlarım. Ufukçuğumun tarotuna ve kahvesine geçmeden önce çorbamı göstermek istedim. Tadına bakacağım ama çok sıcak. Altını yeni kapattım. Soğusun biraz. Karşımızda yiyeceğim. Ağzınızı sulandıracağım. Canım benim, Ufukçuğum. Bu senin kahven. Ve ben tabii tarot da açıyorum. Gördüğün gibi. Emin olmadığım yerlerde. Canım bugün vallahi beceriksizliğim üzerimde. Bu ikinci defadır kapattım. Bu arada kahvemi içeyim. Soğumasın. Şimdi nazar görüyorum canım. Negatif bir şeylik var etrafında. Çok yoğun bir şekilde negatiflik var ve seni böyle gözlerin takip ettiğini görüyorum. Sen böyle kalbin ağır, tarottan yardım alıyorum. Böyle kalbini ağrıtacak kadar şüphelerim var yani. Sanki böyle üçüncü bir kişiden korkuyorsun gibi. Ve senin şöyle söyleyeyim, etrafında seni takibe alan ve işte yani iyiliğini sanki istemeyen ya da negatif enerji sana yükleyen bir sürü insanı böyle takip ettiğini görüyorum. Bunu da hissediyorsun zaten. O negatifliği de hissediyorsun sen. Böyle yani hanenin kenarlarına kadar gelmiş. Güzel arkadaşım.
Ben sana şunu söyleyeyim. Önemli bir telefon görüşmesi yapacağını görüyorum. Aslında çok hanende, şimdi buna hepsi dışarıdaki olan negatifler, dışarıda olan istememezlikler, sebepleri ne, dertleri ne, onu da bilmiyorum. Ama ben senin çok kısmetli, kendi hanenin içerisinde kısmetli olduğunu görüyorum. Bir tane böyle kuş gibi bir şey, yani böyle hazırda bir yerde evle alakalı. Yani o evinizin o temiz bereketi, işte o masumiyeti, o orada onu koruyor. Orada bir yerde duruyor. Ve siz böyle, sen etrafında böyle yani kısmetlerin ayaklanmış ve bir bereketlilik söz konusu etrafında. Ben sana nasıl söyleyeyim, güzel canım benim. Hem kısmet böyle 3-5 sevinilecek, yani hani hane içerisinde bir bereketlilik var ve sen birileriyle onu paylaşıyorsun. Yani hani birileri, nasıl desem, hani tek başına direkt sana gelen bir şey değil, seninle beraber etrafında sana yakın olan birileri de çok sevinecek. Uzun süredir beklenen bir gelişme sanıyorum ve bu, onlar da senin için, senin duygularına katılacaklar. Senin sevincini paylaşacaklar. Ben biraz düşüne düşüne gideyim. Dışarıdan böyle uçakla bir şeyler gelecek. Kısmetiyle geliyor. Çok alelacele geliyor. Yani güzel bir haber verirsiniz. Hani koşa koşa gelirsiniz, o haberi verirsiniz ya. Öyle bir şekilde, bir hızlı bir şekilde haber böyle getirecek. Dışarıdan geliyor, uçakla alakası olan ve iki başı da iki tane istek olacak. Yani o gelme iki tane olumlu gelişmeye sebep olacak. Ve ben senin ailenin, yani eşinin seni sarmaladığını, seni yakında olduğunu ve çocuğunuzun dizinize kadar geldiğini, o aile yaşantınızın devam ettiğini, fakat bazı şeyler havada, yani hani bazı şeyler oturmamış ve bazı şeyler havada, onun için biraz zamana ihtiyacınız var. Hani yeriniz belli değil. Nasıl desem, hani bir netlik yok şeyde. Yani aile yaşantınız böyle sanki havada gibi. Ama sonuçta eşinin yanında olduğunu, çocuğunun senin yanında olduğunu görüyorum. Bir de sana şunu söyleyeceğim. Senin etrafında Yay burcu, Oğlak burcu ve Balık burcundan birileri etrafında ve sen birileriyle böyle masa başında peş peşe görüşerek bir şeyler yaratmak istiyorsun. Bir olumlu bir gelişme yaratmak istiyorsun. Ve oradaki o çevrende Balık burcu, Yay burcu ve Oğlak burcuyla çok büyük de olmasa adım adım bir şeylere ulaşacaksınız. Orada ben negatif görmüyorum. Tam tersine olumlu bir çevre, güzel bir çevre. Ama bu çevrenin ve kendi hanenin dışında, hatta bazıları böyle hanene yakın bile, yakınlar bile yaklaşmış birileri var. Negatiflik sunan, canını yakan, seni üzen, bir de bir rahatsızlığın sanki var gibi, bir aile hani içerisinde bir rahatsızlık, bir hastalık var gibi. Bunlara dikkat etmeli. Normalinde bereketli bir insan olduğunu düşünüyorum, öyle görüyorum. Bir dakika canım. Çorbam soğumadan tadına bakmak istiyorum. Ay, harika. Böyle güzel güzel etin tadı geliyor. Tabii nohut da olsaydı güzel olurdu. Şimdi söyledim ya, tarottan yardım alıyorum diye. Bir sanki avukat ya da hava burcundan bir erkek ve toprak burcundan bir erkek gündemde. Sen canını sıkan bir şeylerden, sizin canını sıkmışsın, kendini çok üzmüşsün. Bir kavga olayı olmuş, kırıldın, küstün, bir insanla tekrar barışmak istiyorsun. Tabii duygularına yöneltmişsin.
Önümüzdeki zamanda sana bir destek gelecek. Zaten onunla ilgili de buluşmaların, görüşmelerin olacak. Bir destek gelecek. Dileğin bağlı olduğu yerdeki kişinin özlemle geçmişe döndüğünü, bir özlem var, özlenildiğini. Aslında kendi hayatında sen renkli bir kişiliğin olduğu, zengin bir ortamının, aile yapının olduğu görülüyor. Ufukcuğum, yani bir sanki mutluluğu ve huzuru bir kalabalıkta ve o yoğun bir ortamda sanki güçlendiren kartın, çünkü o senin. Orada yani zengin bir kişiliğin var zaten ve bereketlisin de, yani kısmetli de birisin. Fakat söylediğim gibi ev ortamınızda bazı şeyler havada oturmamış. Burada bir sorun var. Ve bunun oturması için de zamana ihtiyacım var. Sen bir şeylere karar vermek istiyorsun ve o kararı da tabii bir bayanın, toprak burcundan bir bayanın karar vermende yardımcı olacak sana. Tabii aile durumun seni ara ara şeye düşürüyor, çelişkiye düşürüyor. Çok uzun sürmese de seni, yani şunu biliyorsun tabii, bereketli güzel bir ortamı var ama hanede de şöyle söyleyeyim. Yani bir defter kapanıp bir defter açılacak. Onun için daha zaman var. Tabii yeni bir başlangıç yapılacak. Biraz zamana ihtiyacım var. Bir başlangıç yapılacak. Tabii onun içinde, yani yaşamış olduğun o noktaya kadar getiren şeyler seni sanki bir mücadele içerisindesin. Seni yıpratacak, seni biraz yorduğunu ve yıprattığını görüyorum ama biraz zamana ihtiyacım var ve güzel bir başlangıç yapılacak. Şu anda yaşadığın neyse o oturtulacak ve kendi ulaşmak istediğin noktada seni görüyorum. Evliliğini görüyorum. Güzel bir teklif alacaksın. Ekonomiyle de alakalı. Evliliğin de oturduğunu ve ekonomiyle de ilgili bir başarı yakalayacağını görüyorum. Ama bu bir süreç canım. Bugün yarın olacak bir şey yok. Ben ailenin de bir şey görmüyorum. Çocuğun da, eşin de senin yanında olduğunu görüyorum. Sizin koşullarınızdan dolayı bazı şeyler havada. Sadece ben çok net görmüyorum. Biraz kendi yakınında birilerini negatif takip ettiğini, bazılarını da uzaktan takip ettiğini ama kendi halinde bereketli olduğunu ve ben sana işte söylediğim gibi balık burcu, oğlak ve yay burcundan birilerinin güzel bir girişim, güzel bir ortam onlarla yakalayacağını, dışarıdan gelen, uçakla gelen kişinin ile de iki tane muradını gerçekleşeceğini. Yani ben hani bir şeylerden korkuyorsun. Üçüncü bir şahıstan sanki korkuyorsun. Kötü bir haberden korkuyorsun. Ben istersen eşinin kalbine de gireyim. İyice net bir cevap vereyim sana. O ne düşünüyor? Kendisinin evliliğinin hakkında ne düşünüyor? Ona bakayım. O konuda da sana bir cevap vereyim. Evet, eşinin kafasına girdim, düşüncesine diye. Hava burcundan bir bayanın şu anda gündemde bir şeyleri var. Sizinle ne alakası var bilmiyorum. Uzakta olduğu görülüyor. Şu dönem yani bazı şeyler akışına bırakmış gibi. Sen biraz böyle sanki bunalım yükünün çok fazla olduğunu görüyorum. Sen çok ezilmişsin. Hane içerisinde de öyle görüyorum zaten. Kahvede de o şekilde gördüm. Sana şu anda taşıdığın yük çok ağır geliyor. Ve herhalde bununla ilgili şikayetlerin seni de bunalıma sokmuş, onu da bunalıma sokmuş. Ama seni kesinlikle sevdiği çok net ve sevgisini de zaten gösteriyor. Aranızdaki neyse orada bir uzlaşmaya varacaksınız. Sabırlı olması gerektiğini biliyor bu kişi. Ve sen de mücadele ediyorsun. Eğitimle alakalı bir durumun var. Ben seni zaten zengin, kişiliğinin çok zengin olduğunu gördüm. Ve bunu da gösteriyorsun zaten. Farklı bir kişiliğin var. Onu da gösteriyorsun.
Ve kendi ailende de senin bunalım, yani nasıl desem, sen de öyle bir nokta gelecek ki sanıyorum onun işte gelmesi, işte iki tane muradınızın olması, sen de kendini ait hissetmek istiyorsun. Aitlik duygusu oluşacak ve bereketli bir aile ortamı yakalayacaksınız. Ama şu anda bunalım ve sıkıntı iki taraf için de geçerli. Ama bu sizin evliliğinizin falan tehlikeye girdiği anlamına gelmiyor. O insan da yani elinden geleni sanıyorum yapacak. Sen de zaten boş durmuyorsun. Bir eğitimle ilgili bir şeyler yapıyorsun. Yaşamla ilgili mücadele ediyorsun. Ve evliliğinizi bereketli bir şekilde, olumlu bir şekilde duyguların da olduğu, yoğun olduğu bir noktaya getireceksiniz. Şu anda ama sıkıntılı ve zor günler geçirdiğini görüyorum canım. İnşallah bu kısa bir süre sonra aşılacak. Öyle. Onun dışında görebildiklerim bu kadar. Canım benim. Yani bereketlisin ve bu bereket de birazcık sabır gerekiyor. Bunun çektiklerinin mükafatını alacaksın. Onu da zaten zaman içerisinde görürsün. Canım benim. Ben bu kadar net gördüğüm şeyler bu kadar. Değerli arkadaşlar, bugün de bu kadar. Lütfen kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Lütfen bana abone olmayı, benden memnun kaldıysanız çevrenize benden bahsetmeyi unutmayın. Like atmayı unutmayın, yorum atmayı unutmayın. Çünkü yorumlar benim kanalımı diğer insanların da görmesini kolaylaştıracak. Görüşmek üzere, hoşça kalın.